Size Yusuf Dikeç yasalarını bildiriyorum. Tarih ikincileri yazmaz diye bir söz vardır. 2024 Paris Olimpiyatlarında bu söz de tarihe karıştı. İz bırakan sporcuların bu bölümünde atıcılıkta ikinci olsa da tüm dünyada konuşulanlar arasında zirveye yerleşen Yusuf Dikeç'in hayat hikayesine ışık tutuyoruz. 1 Ocak 1973'te Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Yusuf Dikeç, son günlerin en çok konuşulan sporcusu oldu. Atıcılık branşında yıllardır ülkemizi temsil eden Dikeç, emekli jandarma astsubayı olarak Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam ediyor. Biz onu Şevval İlayda Tarhan'la birlikte olimpiyatlarda atıcılık branşındaki ilk gümüş madalyayı kazanan ekibin bir üyesi olarak tanısak da geçmişi de başarılarla dolu. Peki onu dünyada gündeme taşıyan şey sadece başarılı olması mıydı? Aslında hayır. 2024 Paris Olimpiyatları zaten açılış törenindeki rezilliklerle ve ülkenin fiziki yetersizliğiyle bir hayli konuşulmuştu. Sıkıcı diyebileceğimiz müsabakalarla dolu bir olimpiyat olacak diye düşünürken bir baba yiğit çıka geldi. Ekipmanların, aksesuarların havada uçuştuğu, sporcuların Robocop gibi göründüğü bir branşta sadeliği ve özgüveniyle tüm dünyayı etkileyen bu adam Yusuf Dikeç'ten başkası değildi. Rakipleri hedefi vurabilmek için şekilden şekile girerken o bir eli cebinde bilgisayar öğretmenini andıran numaralı gözlüğüyle hedefe odaklanıyor ve bir puanları topluyordu. Gösterişin, abartının ve aykırılığın prim yaptığı günümüz dünyasına oldukça uzak bir duruş sergileyen Dikeç, herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bir anda internetin en çok konuşulan ismi haline geldi ve ikonikleşen atış pozu milyarlarca erişime ulaştı. İlk olarak Japonya'da yayılan Dikeç hayranlığı bir çığ gibi büyüdü. Önce anime ve manga çizimleri yayılmaya başladı. Sonrasında en bilinen suikastçı oyunlarından biri olan Hitman'in yapım şirketi Yusuf Dikeç'in olduğu bir poster paylaştı. John Wick'in yeni filminde rol alsın denildi. Dikeç hayranlığı öyle büyüdü ki Elon Musk bile kendisinden bahseden tweetler attı ve OnX'te ilk karşılayan kişi oldu. Hatta yakın zamanda İstanbul'da bir araya geleceklerine dair sinyaller paylaştılar. Daha sonra olimpiyatlarda farklı branşlarda derece alan, rekor kıran sporcular da Yusuf Dikeç pozu vermeye başladılar. Futbol maçlarındaki gol sevinçlerine kadar uzanan bir hareket oldu bu poz. Neredeyse sıfır ekipmanla, özgüvenli bir duruşla tüm dünyayı etkisi altına aldı. İşin ironik kısmı Yusuf Dikeç'in olimpiyat sitesindeki profilinde "Başarıyı eliniz cebinizde elde edemezsiniz" yazmasıydı. Yıllar boyu verdiği emeğin karşılığını eli cebinde alan bir adam olarak tarihe geçti. Milyarlarca dolar harcayan reklam şirketleri bile bu kadar etkiye ulaşamazken o, basit bir kulak tıkacı, bir gözlük ve 85 milyonu temsil eden özgüveniyle tarihin belki de ilk ve son kez yazdığı ikinci olarak atıcılık sporuna unutulmayacak bir iz bıraktı.